Dolgun ve genç görünen bir cilt rutini nasıl oluşturulur? Hocamızı dinliyoruz. Evet hocam. Şimdi özellikle sağlıklı görünen bir cilt demek gerçekten de böyle daha canlı, daha parlak ve daha dolgun görünen bir cilt anlamına geliyor. Bu anlamda da olmazsa olmaz rutinlerimiz, özellikle gündüz kremimizi kullanmak, akşam kremimizi kullanmak, göz çevresini özellikle yine uygun kremlerle desteklemek ve cildimize uygun olan bir takım serumlarla da yine bu olayı tamamlamak anlamına geliyor. Ve bunu da düzenli olarak yapmak lazım. Evet, bu biraz özen isteyen bir kesinlikle, iş değil mi? Yani 3 kesinlikle. 3 gün sürdüm, 5 gün sürmedim olmuyor kesinlikle. Yani. Çiçek gibi sulamak, beslemek aynen gerekiyor. Öyle. Çok aynen. ciddi bir özen istiyor. Peki hyaluronik asit nedir? Bu cildin nemlendirmesinde ne gibi bir rol oynuyor? Hayatımıza son yıllarda çok fazla girdi aslında. Ne kadar biliyoruz ama içeriğinde ne var hyaluronik asitin? Hyaluronik asit normalde bizim cildimizde üretilen bir madde. Şeker yapıda bir maddedir. En önemli özelliği de kendi kapasitesinin 1000 kadar fazlasını emebilmesidir. Yani aynı bir sünger gibi aslında. Bu yüzden de en önemli görevi cildimizin nemlenmesidir. Cildimizi mesela işte dokunduğumuz bir cildin tekrar geri gelmesi, mesela bunu sağlayan hyaluronik asittir. Cilde elastikiyetini, sıkılığını ve nemini verir. Bu yüzden de özellikle biz hyaluronik asit içeren ürünlerin kullanılmasını çok sık tavsiye ediyoruz. Bu tarz ürünlerde de mesela makro ve mikro dediğimiz iki farklı çeşit hyaluronik asit bulunuyor. Makro hyaluronik asit daha çok cildin nemlenmesini sağlarken mikro hyaluronik asit de cildin daha böyle dolgun gözükmesini, pürüzsüzleşmesini sağlıyor. Bunların çeşitleri de var yani. Evet, hyaluronik asitin çeşitleri de var. Kaç yaşından itibaren bu rutini hayatımıza entegre etmemiz gerekiyor sizce? Hyaluronik asit de aslında mesela 20'li yaşlardan itibaren çok rahat kullanılabilecek olan bir etken madde. Dediğim gibi burada özellikle nemlenme ve cildi destekleme, dolgunlaştırma anlamında etki olduğu için çok rahatlıkla biz 20'li yaşlardan itibaren verebiliyoruz. 25 yaş itibariyle de işte artık biraz yıkım sürecinin hafif hafif başlamaya başladığı dönemlerde yıkımlar de 25'te mi başlıyor yıkım, hocam ya? Evet, biz yaşlanmayı 25 yaş itibariyle başlıyoruz Şu an ben de cilt yıkıldım. anlamında. O yüzden de 25 yaş sonrası itibariyle mutlaka olmazsa Kullanmamız gerekiyor. olmazlarımızdan biri olmalı. Bir de bu hyaluronik asit mesela tüm cilt tipleri için uygun mu diye bir soru çok fazla soruluyor. Yani benim cildim kuru, benim cildim yağlı, benim cildim karma. Herkes kullanabiliyor mu? Burada aslında kullandığımız ürünün bazı önemli. Mesela çok kuru ciltliysek biraz daha yağ bazlı olan bir hyaluronik asit ürünü seçebilirken, çok yağlı bir cildimiz varsa biraz daha su bazlı olan bir ürün seçilebilir. Mesela serumlar var hyaluronik asit içeren. Serumlar her cilt tipine uygun olan ürünlerdir. Yani bunu kuru cilde olan kişi de kullanabilir, yağlı cilde olan kişi de kullanabilir. Önemli olan sonrasında cilt yapımıza uygun olan kremlerle bunu desteklemek. Desteklemek. Evet. Serumlar da sanki daha böyle yoğun bir şey yaratıyor ya insandaysa. Serumlar da mesela günlük böyle sabah akşam sürekli kullanılabilir mi merak ediyorum. Sabah akşam kullanılabilir rahatlıkla. Serumlar gerçekten de içerisindeki etken maddeler daha yoğun olan ürünler. Ve daha sıvı formda oldukları için de deriden daha hızlı emiliyorlar. Bu yüzden de böyle spesifik problemlere yönelik daha hızlı yol almamızı, daha çok yol almamızı sağlıyorlar. Ve sabah ve akşam çok rahatlıkla kullanılabilen ürünler, serumlar. Birazcık da kırışıklıklardan bahsedelim. Kırışıklıklar neden oluşuyor? Yani mesela benim cildim çok kuru bir cilt. Yani iyi besleniyorum, güya su içiyorum ama azıcık şöyle havalar soğusun çatır çutur oluyor mesela. Ve kırışıklık görünümü daha da ön plana çıkıyor. Yani burada aslında nemli bir cildin önemi de ortaya çıkıyor değil mi? Kesinlikle. Nemsizlik gerçekten dediğiniz gibi yani yaşlanma sürecinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Bunun dışında tabii ki dış faktörler, işte genetik faktörler de bulunmakta işin içerisinde. Genetik faktörlerde tabii belki çok fazla yapabileceğimiz bir şey olmuyor ama dış faktörleri biz işte mesela çevre kirliliği, sigara kullanımı, uyku düzenimizin iyi olması, stres gibi faktörler. Bunlara mümkün olduğu kadar dikkat ederek dış faktörlere bağlı yaşlanmayı azaltabiliriz. Ve tabii ki de işte bu kuruluğu gidermek için ya da başlayan ince kırışıklıklarımızı toparlamak için de spesifik bazı ürünlerden faydalanmak lazım. Özellikle mesela kırışıklık görünümünü önüne nasıl geçebiliriz, nasıl ürünler kullanabiliriz? Şimdi kırışıklık dediğimiz zaman özellikle burada önümüze çıkan bazı özel etken maddeler var. Mesela retinol onlardan bir tanesi. Anti-aging etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış en kuvvetli üründür retinol. O yüzden de kırışıklık karşıtı ürünlerde sıklıkla zaten görürüz retinol içeriğini. Bunu mutlaka rutinimize sokmak lazım.
tabii ki hyaluronik asit de cildin hem nemini sağlaması hem de dolgunlaştırması amacıyla yine bu rutinde olması gereken etken maddelerden bir tanesi. Bu tarz kremlere özellikle de mesela kırışıklık karşıtı serumlara vesaire ne kadar erken başlarsak o kadar iyi diye bir şey var mı? Yoksa yani ne bileyim kırışıklık görünümü başlamadan da bu rutini hayatımıza sokmak mı daha doğru? Biraz önce dediğim gibi yani biz 25 yaş itibariyle yıkım sürecinde böyle daha aktifleşmeye başladığımız için aslında çizgiler çok oturmadan bu tarz rutinlere yavaş yavaş başlamak daha iyi. Çünkü oturmuş bir şeyi düzeltmek her zaman için daha zordur. Evet. O yüzden ne kadar erken önlem alırsak o kadar iyi. Retinol de yine hani kaç yaşında kullanmaya başlanmalı şimdi onu da mutlaka merak ediyordur izleyenlerimiz. Evet. Mesela biz bu işte yıkım sürecini 30'dan sonra daha hızlı görmeye başlıyoruz. O yüzden 30 sonrası itibariyle retinolü yavaş yavaş rutinimize sokmalıyız. En geç 35 diyebilirim. Tabii burada biraz kişisel özellikler de söz konusu. Kimi biraz daha erken başlayabiliyor bu tarz yani kırışıklık belirtileri anlamında. Kimi biraz daha geç ama 30-35 yaş aralığı diyebilirim retinol için. Retinolü peki hangi formatı öneriyorsunuz? Şimdi burada da mesela çok farklı yani krem formu var, serum formu var. Özellikle serum formları içerik anlamında daha yoğun olduğu için ve likit formda olup da deriden daha iyi emildiği için daha hızlı etki gösterirler ve daha çok etki görme anlamında faydalı olurlar. O yüzden serum formu bence mutlaka olmazsa olmaz olmalı. Ama bunun dışında tabii ki cildimizi eğer kuru bir cildimiz varsa mutlaka nemlendiriciyle de desteklememiz gerekiyor. Safretinol güçlü bir içerik olduğundan bahsettiniz bu noktada. Safretinol içeren serum rutininin olmazsa olmazları nelerdir? Şimdi retinol A vitamini türevidir. Ne vardı içinde hocam? Retinoid grubu dediğimiz A vitamini grubunda yer alan bir etken madde retinol. Ve ışığa karşı duyarlılık oluşturabildiği için biz mutlaka akşam kullanılmasını tavsiye ederiz. Akşamları temiz cildimize ve kuru cildimize, mesela cilt ıslak olmamalı ki bazen çünkü fazla emilmeye bağlı iritasyon bulguları ortaya çıkabiliyor. Temiz ve kuru cilde 2-3 damla kadar sürüp parmak uçlarımızla yedirip sonrasında emilmesini bekleyerek bir 15 dakika olabilir, 20 dakika olabilir. Üzerine cildimiz için uygun olan bir nemlendiriciyi kullanabiliriz. Gündüz de ışığa karşı duyarlılık oluşturmaması adına mutlaka güneş koruma faktörü içeren bir kremle desteklememiz lazım. Evet, biraz da bu aslında serumların içeriklerinden de bahsettik ama biraz rutinden bahsedelim. Gerçekten ideal cilt bakım için olması gereken cilt bakımının vazgeçilmezleri neler olmalı? Ve mesela farklı içerikteki böyle kremleri kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle günlük cilt bakımımızın 3 tane temel basamağı var. Temizleme, nemlendirme ve güneşten koruma. Şimdi burada temizleme basamağı tabii hiçbir zaman atlanmaması gereken bir basamak. Özellikle de makyaj yaptıysak ki tabii makyaj yapmasak da günlük işte cildimizin yağ salgısı, hücreleri temizlemek, dış etkenler, hava etkenlere bağlı kirleniyor. Aynen. Kesinlikle mutlaka bunu her akşam yapmamız gerekiyor. Ya çok enteresan. Evde otururken bile hiçbir şey suratına yapma. Akşam değil şöyle mi? Bir tonikle temizlediğin zaman yine pamuğa bir şey çıkıyor. Kesinlikle, çok kesinlikle. Acayip. O yüzden bu basamak çok önemli bizim için. Burada tabii cilt tipine göre ürünleri seçebiliriz. Mesela çok kuru bir cildse cildi daha fazla kurutmayacak nemlendirici içerikli olan temizleyiciler kullanılabilir krem formunda. Eğer karma yağlı bir cildse biraz daha yağ salgısını giderici içerikli olan ürünler tercih edilebilir. Bunun dışında dediğim gibi özellikle nemlendirme aşamasında yine cilt tipimize uygun. Mesela yağlı bir cildse su bazlı nemlendiriciler, kuru bir cildse daha yağ bazlı nemlendiriciler kullanılabilir. Bazen hastalarım, danışanlarım diyor mesela işte cildim yağlı benim yine de nemlendirici kullanmalı mıyım? Evet. Bu aslında yine bizim desteklememiz gereken bir olay. Çünkü biz aslında nemlendiricilerde özellikle de yağlı cilde olan kişilerde su bazlı nemlendiriciler kullanarak bu anlamda cildin nem anlamında desteklenmesini sağlıyoruz. Gündüz ve gece rutinimizde tek bir ürün kullanmak yeterli midir hocam? Şimdi burada aslında cildimizin ihtiyacına göre buna karar vermek lazım. Örnek veriyorum işte sabahları daha çok biz dış faktörlere maruz kalıyoruz cilt anlamında. İşte kirlilik, stres vesaire güneş ışınları. Gündüz rutinimizde daha çok cildimizi dış faktörlerden koruyacak etken maddeleri kullanmamız gerekirken akşam cildimiz bir onarım fazına girdiği için biraz daha böyle yenileyici özellikte, işte kolajeni tetikleyici özellikte ya da hyaluronik asidi destekleyici özellikte ürünleri kullanabiliyoruz. Yani gece biz uyurken cildimiz aslında o sürdüğümüz serumları veya kremleri daha iyi emiyor gibi bir şey kesinlikle var mı normal günlük rutinimizin kesinlikle haricinde? Böyle bir durum var gerçekten. O yüzden de hem sabah hem akşam farklı içerikli olan ürünlerle cildimizi günlük olarak desteklememiz gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.